Türkiye'nin üzerinde negatif anlamda söylüyorum. En yüksek konsensüs sağladığı konu ne yazık ki Kürt meselesi, Kürtler konusu. Buraya bir çözüm bulamadığı gibi oradaki karşıtlık Türkiye'deki en büyük paydayı oluşturuyor. İktidar benim anladığım kadarıyla o paydayı kendine bir anlamda zemin haline getirmeye çalışıyor. Yani Kürtleri, Kürtlere destek olan kimler varsa bir kısım aydınları, yazarları, bir de ona destek olmaya çalışan CHP'nin bir kısmını, hepsi değil çünkü CHP'nin içerisindeki bir kısım ulusalcı yapı çok sıcak bakmıyor. Onları dışarıda bırakarak yeni bir cephe kuruyor. Mesela diyelim ki İyi Parti'yi de muhtemeldir ki böyle bir operasyonla biraz daha yanına çekiyor. Ama Türkiye'ye büyük bir kötülük yapıyor. Çünkü siyasetin önünü tıkayarak Kürt meselesini daha da, Kürtler sorunu daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor. Her geçen gün hem insanların duygusal kopuşunu biraz daha hızlandırıyor, hem siyasetin zeminini ortadan kaldırıyor. Hı-hı. Çünkü yarın bir Kürt ve Diyarbakır'daki bir seçmen veya İstanbul'daki fark etmez. Ben artık niçin sandığa gideyim duygusuna kapıldığında ona söyleyecek bir söz yok. Bir karşılığı yok çünkü. Oyunun da karşılığı yok. İş daha da vahim boyutlara varıyor. İşi hakarete kadar da vardırıyorlar. Hani onlar şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye. O yüzden iktidar korkunç bir adım atıyor. Siyaseti susturması, HDP'yi bütünüyle marjinal hale getirmesi, kendine bir anlamda düşman yaratıp bu söylemiş olduğum toplumsal kesimleri de kendi etrafında toparlama aracı olarak Kürt meselesini kullanması Türkiye açısından gerçekten büyük bir kötülük. Yani bu mesele iktidarın varlığına malzeme yapılmayacak kadar önemli bir mesele.